Tebai şehrinde Oidipus'un sarayının önü. Her kapının yanında basamaklarla yükselen bir sunak. Saray önünde merdivenler üzerine diz çökmüş tebaililer, oralara defne ve zeytin dalları koymuşlardı. Kalabalığın ortasında ayakta bir ihtiyar, Tanrı Zeus'un rahibi görülür. Oidipus bir müddet kalabalığı seyreder, sonra bir baba edasıyla söze başlar. Ulu Kadmos'un genç evlatları, bu niyaz dallarıyla sarayımın önünde niçin diz çöktünüz? Şehrin her yanından buhur dumanları, matem havaları, iniltiler yükseliyor. Derdinizi başkalarından duymak istemedim evlatlarım. Ve ben hepinizin iyi tanıdığı Oidipus kendim çıktım karşınıza. Anlat ihtiyar, sana düşer herkes adına söz söylemek. Neden buraya geldiniz? Bir derdiniz, bir isteğiniz mi var? Bütün kuvvetimle sizlere yardıma hazır olduğumu bilin. Önümde böyle diz çöküp yalvarmanıza üzülmeyecek, acımayacak kadar duygusuz değilim. Söyleyeyim öyleyse, Oidipus, yurdumun hükümdarı. Sunakların önüne diz çökenleri görüyorsun. Bazıları pek uzaklara gidemeyecek çocuklar. Bazıları benim gibi ihtiyarların belini büktüğü rahipler. Ben Zeus'un rahibiyim. Şunlar da gençlerin en değerlileri. Halk elinde dallarla, meydanlarda Pallas'ın çifte mabediyle kahin İsmenos'un külleri önünde oturmuş. Sen de görüyorsun. Şehir içine düştüğü felaket kasırgasına göğüs geremiyor artık. Ekinler, sürüler mahvoluyor, çocuklar ölü doğuyor. Ateşler saçan iğrenç, belalı bir felaket, veba, ortalığı kasıp kavuruyor. Kadmos evlatlarını kırıp geçiriyor ve karanlık Hades iniltilerle, çığlıklarla besleniyor. Burada yuvanın etrafında toplanan bütün bu insanlarda, ben de, senin bir tanrı olmadığını biliyoruz. Yine biliyoruz ki tanrıların yardımına, rahmetine muhtaç olduğumuz böyle felaketli bir zamanda faniler arasında en kuvvetli sensin. Çünkü sen kimseye sormadan, bizden fazla bir şey bilmeden bizi haraca kesen o zalim canavarın pençesinden kurtardın. Tanrı yardımıyla canımızı korudun. Bunu herkes biliyor, herkes söylüyor. Bugün de ey hepimizin sevgisini kazanan Oidipus, senden yardım dilemeye geldik. İster bir tanrıdan, ister bir kuldan ilham al. Tecrübe görmüş insanların dedikleri de değerli, tesirli olur. Fanilerin en akıllısı, şerefli geçmişini hatırla, şehri kurtar, canlandır. Memleket geçmişteki hizmetlerini düşünerek sana kurtarıcı diyor. Çok geçmedi aradan, bizi selamete erdirmiştin. Göster yine kudretini. İlkin elimizden tutan, sonra yüzüstü bırakan bir hükümdar demesinler sana. Bu memlekette hüküm süreceksen ıssız bir şöyle değil, insanlara hükmetmek elbette daha iyidir. İçinde insan bulunmayan boş bir kale, boş bir gemi neye yarar? Talihsiz evlatlarım, buraya benden ne istemeye geldiğinizi pekala biliyorum. Hepinizin nasıl acı çektiğinizi pekala hissediyorum. Fakat inanın, hiçbirinizin benim kadar yüreği sızlamamıştır. Her biriniz kendi acısıyla yanarken ben hepiniz için, Teba için, kendim ve senin için ağlıyorum. Beni rahat uykulardan uyandırmadığınızı bilin. Bilin ki çok gözyaşı döktüm, aklımı yordum. İyice düşündükten sonra bir tek çare buldum. Ona başvurdum. Şehri kurtarmak için ne yapmam, ne söylemem gerektiğini öğrensin diye Menoikos'un oğlu, karımın kardeşi Kreon'u Fiton mabedine Poybos'a yolladım. Günler geçti gideli hala dönmedi. Bu beni kuşkulandırıyor. Ne yaptı? Nerede kaldı acaba? O döner dönmez Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmezsem en büyük suçu kendim işlemiş olurum. Zamanında sözünü ettin. Kreon'un buraya doğru geldiğini haber veriyorlar. Başını çevrilen defne yapraklarına bakılırsa hayırlı haberlerle geliyor. Ah Apollon, Tebai'yi kurtarabilecek bir haberle gelse. Sevinçli olduğu yüzünden belli. Öğreniriz şimdi her şeyi. Sesimi duyacak kadar yaklaştı. Karımın kardeşi, Menoikeus'un oğlu, sarayımızın en yakını. Ne cevap var bize Tanrı'dan? Yan yana oyun izleyebileceğimiz daha sağlıklı günlerde buluşma dileğiyle. Dünya tiyatrosu günü kutlu olsun.